Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sizde de çok gelişmeler var. Vallahi bizde çok büyük gelişmeler var. Aslında bu hafta bizim için çok önemli bir hafta. Daha da ötesi yani biz finansal teknoloji diyoruz. Finansal teknolojinin böyle kralı döndü orada galiba değil mi? Kralı oldu gerçekten. Çünkü bu hafta başında aslında 22 yıllık bir sistemi tarihe gömdük. Ve yepyeni bir sistemi devreye aldık. Bistek adını verdiğimiz ve Nasdaq'la birlikte ortaklaşa geliştirdiğimiz pay piyasası sistemini devreye aldık. Bu sizin başlığınızla da örtüşecek şekilde aslında finansal servis sektörü açısından bir devrim niteliğinde. Neden diyeceksiniz? Çünkü biliyorsunuz borsacılık sektörü dendiği zaman teknoloji, teknoloji dendiği zaman da emir iletim hızı önemli. Şimdi bu yeni sistemle birlikte biz gerçekten de çok büyük bir devrim yaptık. Niye? Emir iletim hızını 1 milisaniyeden 100 mikrosaniyeye düşürdük. Ve yine saniyede 5000 emir iletilirken şu andaki sistemde 100.000 emir iletilmeye başladı. Yani çok ciddi bir hıza getirdik. Tabii bunlar finansal sektör açısından önemli. Aslında siz konuşmanızın başında Webrazi olarak çok yoğun bir program gerçekleştirdiğinizi tüm bir yıl boyunca belirttiniz. Biz de bu yıl içinde teknoloji şirketlerini çok yorduk. Çünkü aracı kurumlar tüm sistemi geliştirirken çok ciddi yazılım yapmak durumunda kaldılar. Aksamadan da geçiş oldu bildiğim kadarıyla. Yani hiçbir aksama olmadı. Aslında dün kritik gündü. Çünkü dün tüm bir cycle'ı tamamladık. Evet, takası da dahil olmak üzere ve en ufak bir problem çıkmadı. Çünkü ben yani hem haliyle merakımdan takip ediyorum bir yandan nasıl bu geçişin nasıl olacağını. Bir de haliyle bir borsa yatırımcısıyım bir yandan. O yüzden de yaşıyorum da birebir süreci. Hiçbir sorun yoktu gördüğüm, duyduğum kadarıyla. Yani hiçbir sorun olmadı. Yani benim gözümden kaçan belki ufak bir şey olduysa diye söyledim ama. Yok, saklamıyoruz. Yok, hiçbir şey yok, süper, harika. Herhangi bir husus olmadı. Açıkçası çok kritik bir şeydi. Çünkü backup'ı yoktu. Bir problem olsa hadi eskisiyle devam edelim diyebilecek bir durumumuz yoktu. Bir de çok kritik bir durum bir de yani. Çok kritik yani. Bir de biliyorsunuz bir dakika durduğu zaman kıyamet kopuyor borsada. Öyle bu beraberini ne getirecek? Ben burada çok doğaçlama soruyorum. Biz hakikaten önden bir sohbet falan yapmadık. Şey yani yapmadım. Şu anda çok sağ olun bu arada. Siz de yani çok böyle açık gönüllükle direkt böyle sohbet edelim falan. Yani normalde genelde bu tür söyleşilerde özellikle böyle Borsa İstanbul gibi kurumlarda sorunun ne olacağı falan kritiktir aslında. Çok sağ olun. Çok rahat sohbet ediyoruz şu anda. Tabii, onun için bazen yani soruyu ben de şimdi size doğaçlama sorduğum için hazırlık yok ama yok, yani için, başka bir plan var. Mesela şimdi bu çok bir teknolojik sorun. Değişim. Amacın kesinlikle. Sadece çok hızlı işlem olsunun devamı da vardır diye tahmin ediyorum. Aslında şöyle ifade edeyim. Biz üç saç ayağında yürümeye çalışıyoruz burada. Birincisi bu demin ifade ettiğim tüm borsa sistemlerini baştan aşağı değiştirmek ki şu anda ilk fazı devreye aldık pay piyasasıyla. İkinci fazı 2016'nın sonunda devreye alacağız. Vadeli işlemler piyasası ve borçlanma araçları piyasası 2016, için. 2016 ne zaman pardon? 2016, sonunda. Sonunda devreye alacağız. Dolayısıyla tüm biz şimdi şu andaki sistemde her yapı ayrı çalışıyordu. Payın ayrı yapısı var. VIOP'un ayrı yapısı var. Borçlanmanın ayrı yapısı var. Şimdiki sistemde her şey tek bir platformda çalışıyor. Siz girdiğiniz zaman tek bir platform üzerinden tüm piyasalara emir gönderebilecek yapıda oluyorsunuz. Bu operasyonel kolaylık ve operasyonel maliyet avantajı getiriyor. Risk yönetimi anlamında büyük bir avantaj getiriyor. Bu olayın finansal teknoloji boyutu ve burada hızı artırmak suretiyle biz bir de kolokasyon merkezi açtık. Kolokasyon merkezinden çok daha hızlı olarak serverlarını bizim makinelerin yanına koyarak çok daha hızlı emir gönderebilecek aracı kurumlar. Güzel. Bu enteresan bir şey. Özellikle yabancı yatırımcıların çok tercih ettiği ve yurt dışı borsalarda çok yoğun olan bir şey. Ve bir bilgi vereyim, enteresandır. Biz kolokasyon merkezinde 30 tane kabinet yaptık. Ve bu sene Nisan'da falan bitirdik. Acaba yarısını satar mıyız falan diye düşünürken bir ay önce hepsini bitirdik. Ve şu anda ek 40 kapasite daha şu anda yapıyoruz. Siz bir de şöyle yazılım geliştiricilere üstüne
bir şeyler yapabilecek bir platform falan sunsunuz. Bakın o zaman neler olacak tam aslında. Tam da şimdi ikinci noktaya geldiniz. Harika bir yerden. Şimdi ikinci ayakta... Vallahi bilerek sormadım. Bak size yemin ediyorum ya. Hiçbir şey konuşmadık. Atıyorum tutuyor şu anda yani. Çünkü aklın yolu bir. Ondan oluyor böyle. Açık söyleyeyim ben size. Ya hiç plansız konuşuyorum şu anda ya. Sanmayın ki hazırlıkla soruyorum yani. Sevindim. Aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü bizim ikinci söyleyeceğim husus da oydu. Biz sadece kendimiz, kendi teknolojik altyapımızın gelişmesiyle ilgilenmiyoruz. Hı hı. Şimdi buraya gelenlere o teknolojileri geliştirebilecekleri atmosferi sağlamamız lazım. Ses bitti, ben mi öyle hissediyorum bu arada? Geliyor mu? Yok, gelmiyor. Daha gür konuşayım o zaman. Olur galiba, tamam, okey. Şimdi biz Boğaziçi Üniversitesi ile bir finans teknopark kuruyoruz. Ve bu finans teknoparka ilişkin olarak da bize başvuruları almaya başladık. Enteresan bir şey söyleyeyim. Sizin bu konferansınızla da ilintili. İlk başvuru yapan şirketlerin yaklaşık yarısı ödeme sistemleriyle ilişkin işler yapmış şirketlerdi. Ve şu anda 10 bin metrekarelik bir alanda bu teknoparkı oluşturacağız. 4 bin metrekaresini sattık. 4 yıl peşin para olarak. Fintech girişimi için değil mi bu teknopark? Kesinlikle. Tematik bir teknopark. Sadece ve sadece finans teknolojilerini geliştirecek şirketlere hitap eden bir teknopark. Dolayısıyla finans teknolojisi dışında herhangi bir Ar-Ge yapacak olan şirketleri biz buraya almıyoruz. Tematik bir teknopark. Minimum 50 metrekare, maksimum 500 metrekare vermek suretiyle hem küçük şirketleri almayı hedefliyoruz hem de büyük şirketleri. Yani sadece büyükleri alalım demedik çünkü bankalar kapımızdaydı aslında. Hani bize yer verin diye biz startuplara da yer vermek istedik ve bu merkezin %10'unu da kuluçka merkezi olarak ayırdık. %90'ını normal, %10'u kuluçka merkezi. Hı hı. Yaklaşık 15-16 tane şirkete yer verdik. İkinci bir çağrıya daha çıkacağız. Daha inşası yapılmadı. İSKA ile birlikte çalışıyoruz. İnşaatını yapacağız. İnşallah hedefimiz 2017 yılının Nisan ayında bu teknoparkı devreye almak. Çok güzel, çok güzel. Dolayısıyla bu da çok önemli bir adım diye düşünüyorum ve ödeme şirketlerimizi ki demin Soner Bey güzel bir şema gösterdi burada. Evet, evet. Bir sürü şirket var. Evet, şurada o. O şirketlerin hepsini teknopark imkanlarından yararlanmak için ben burada huzurunuzda davet etmek istiyorum. Çok güzel. Bizim açımızdan bu çok önemli. Süper. Üçüncü noktaya izniniz olursa geleyim ya da sizin sorunuz varsa alayım. Benim merak ettiğim şeyler oluyor ama siz... Siz arada girin. Arada sorun. Girerim. Sağ olun. Şimdi biliyorsunuz startupların ya da yeni gelişen şirketlerin ve buradaki belki bizi dinleyen ve izleyen birçok kişinin geliştirmek istediği modeller var. Tabi bunlar için de paraya ihtiyaçları var. İzniniz olursa bir soru sorabilir miyim? Yani paraya ihtiyacım yok diyen bir şirket sahibi var mı burada? Paraya ihtiyacım yok diyen? Yok. Benim param kaynağım yeterli diyen. Paraya ihtiyacım yok. Bizim Webraz ekibinden paraya ihtiyacım yok diyen var mı? Ya bunu bilmem benim için çok kritik çünkü Ocak ayında zam olacak da. Şimdi anladığım kadarıyla herkesin paraya ihtiyacı var. Biz de dedik ki paraya ihtiyacı olan şirketleri bir şekilde parayla buluşturmamız lazım. Türkiye'de bunu nasıl yapabilirsiniz? Ya bankaya gideceksiniz, ya sermaye piyasasına gelip şirketinizi halka arz edeceksiniz, para toplayacaksınız. Şirket küçük olunca bankalar zaman zaman para vermekte zorlanıyor ya da bir sürü teminat istiyorlar. Sermaye piyasasına gelin, şirketinizi halka arz edin dediğimiz zaman bazı şirketler diyor ki, ya sermaye piyasası kurulunun bir takım yükümlülükleri var. Ona mı tabi olacağım? Olmak istemiyorum. Çok şeffaf olmak istemiyorum. Rakiplerimle rekabet edemem diyorlar. Biz de dedik ki bir şekilde bunları sermaye piyasasına kavuşturmamız lazım. Ne yapalım, ne yapalım diye düşündük. Ve geçen sene özel pazar diye bir kavramla piyasanın huzuruna geldik. Nedir bu özel pazar? Özel pazar aslında sermaye arayan şirketlerle bu şirketlere yatırım yapmayı düşünen melek yatırımcıları, nitelikli yatırımcıları ya da
parası olan kesimi bir araya getiren bir platform. Şirketler geliyor buraya, ister startup olsun, ister yükselen şirket olsun, üye oluyor. Diğer taraftan da sizin gibi yatırımcılar o şirketlere yatırım yapmak için yatırımcı sıfatıyla üye oluyorlar. Ve bu şirketler ve yatırımcılar birbirini beğenirse işlem gerçekleşiyor. Burada ne sermaye piyasasının yükümlülüğü var, ne teminat yatırmak var, ne herhangi bir ipotek vermek var. Hiçbir şey yok. Ve gerçekleşti de bu arada. Yani ben şimdi isim veriliyor mu bilmiyorum. Yani veriliyor, verebilirsiniz de. Yani bir e-ticaret şirketi aslında. Öyle, sizin de direkt konunuzla alakalı. Saudi Telekom arasında bir anlaşma özel pazar üzerinden gerçekleşti diye benim bildiğim en yakın. Doğru. Sektörden gerçekleşen. Yaklaşık 5,5 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. Evet. Bu şirket e-ticaret şirketine, evet. Modern İsa'ya. Şöyle bir bilgi daha vereyim. Şu anda aktif olarak görüşmesi devam eden ve oldukça ilerlemiş safhada olan 6 tane görüşme var. Ve bu görüşmeler sonuçlanırsa Modern İsa örneğinde olduğu gibi 6 tane şirket büyük fonlardan yatırım alma durumunda. Birinci yılımızı yaklaşık 2 hafta önce doldurduk. Girişimcilik haftasında da tören yaptık. Şu anda 150 tane şirket, 96 tane yatırımcı üyemiz var. Çok güzel. Bir yıl için fena sayılmayacak bir performans. Ama burada önemli olan üye sayısına şirket... Tabii her önüne gelen ben yatırımcıyım diye giremiyor. Şimdi o detayı belki söylemek lazım. Tabii, yani, çünkü yani orada 96 sayısı belki yatırımcı olarak dinleyenin kulağına belki şey geliyordur, 96 falan. Ama yani nitelikli yatırımcı... kaydı olan Merkezi Kayıt Kurumu'nda veya işte başka kuralları karşılayabilen gerçekten yatırımcı tanımına uygun kişiler girebiliyorlar. Ve kesinlikle. Bu süreçten sonra içeride alıyorsunuz. Ve o yüzden yani 96 sayısı iyi bir sayı. Bunun yanında da yani o bir süreçten geçiliyor. Yani sonuçta sizin belli bir miktar paranızın olduğu veya gelirinizi belgelemeniz gerekiyor. Ben de bu arada tabii üyelerden bir tanesiyim bu arada. Teşekkür ediyoruz. Yani burada güzel bir platform. Yani dünyada da benzer örnekleri olan, hatta ben şimdi heyecanla ne zaman online olarak bütün süreci tamamlayacağımızı bekliyorum aslında şeyde. Mesela böyle, şu anda şey ya, yani şirketler arasında bir anlaşmaya varılıyor ama haliyle mecburen kağıt işlemi dönüyor ya, bunu bir de böyle bir e-imza moduna çevirdiğimiz anda efsane olacak. Yalnız siz herhalde benim söyleyeceklerimi önceden tahmin edebiliyorsunuz. Vallahi tahmin ettim. Çünkü şimdi aslında yani. Şöyle bir olgu var. Buradaki birçok kimse belki duymuştur, aşinadır kavramı. Blockchain diye bir kavram var. Şimdi blockchain, Bitcoin gibi özellikle yeni geliştirilen bir sistem ve birçok kullanım alanı var. Fakat borsacılık sektöründe ve bankacılık sektöründe de bunun kullanımı yönünde önemli adımlar atılıyor. Bir örnek vereyim. Bundan yaklaşık bir ay önce bunu öğrendik. Nasdaq'ın da benzer bir sitesi var. Bizimkine benzer, özel pazara benzer, private market diye. Sizin söylediğiniz hani bu işler ne zaman kağıttan kurtulacak sistemini blockchain sistemi ile birlikte Nasdaq şu anda kendisi implemente çalışması için. Ha bu arada tabii dünyada da şu anda yapılmışı yok zaten bildiğim kadarıyla. Yani mesela, yok. Mesela AngelList var mesela. AngelList'te de online yürümüyor operasyon. Yani arkada gene AngelList sadece ne yapıyor? Evet, imza ile sadece hazırlanmış dokümana imza alıyor ama yine günün sonunda arkada bir kağıt dönüyor. Onun için şu an aslında yapan da yok yani bu şekilde. Evet, aslında bu çok yeni bir olgu. Başlamış bir olgu. Açıkçası biz de çok detaylarına vakıf değiliz. Fakat amacımız, yani gelecek seneye yetişmeyebilir ama bu olguyu iyi bir şekilde öğrenip kendi tasarım sistemimizin içine monte ederek artık birçok şeyin bu kağıt ortamından zaten tamamen kurtulmasına uğraşıyoruz ama özel pazarda da bunu nasıl yapabiliriz, nasıl hızlı bir şekilde implemente edebiliriz diye bu konuda bir düşüncemiz var, çalışıyoruz. Bu vesileyle bir şeyi daha bilgisini vermek istiyorum. Bence önemli. Nasdaq'la biliyorsunuz çok ciddi bir işbirliğimiz var.
Ve Naz Dağı'nda girişimcilik noktasında çok önemli bir girişimi var. San Francisco'da bir girişimcilik merkezleri var. Ve bundan yaklaşık 2-3 hafta önce bu merkezin başındaki kişi Türkiye'ye geldi ve birebir görüşme fırsatımız oldu. O merkezde bugün bu salonda bulunan şirket tipler tipinde ödeme sistemleri ve diğer finansal sektörlerde startup ve gelişen şirketlere yönelik mentörlük, yatırımcıya sunum yapma teknikleri veya yurt dışındaki yatırımcılarla bir araya getirme olanakları gibi olanakları sunan bir merkezleri var. Ve onlarla bir işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Şayet bu işbirliğini becerebilirsek, biz özel pazarda üye olan şirketleri, yatırımcıları San Francisco'ya götürüp gruplar halinde oradaki merkezden faydalandırma yönünde bir düşüncemiz var. Daha görüşme aşamasındayız ama bu olursa buradaki şirketlerimizi bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz ama önce özel pazar üyeliğine davet ediyoruz. Tabii tabii, o zaten ayrı bir konu ya. Burada kimse para ihtiyacı olmadı, para aramıyorum diyen olmadığına göre büyük olsun özel pazara girmek isteyen çok olacak ben, diye ben de Soner Bey'in yaptığı gibi bir şey yapabilir miyim? Tabii ki. Özel pazar üyesi olmayan kaç şirket var? Vardır canım. O zaman ben de sizi dışarıya davet ediyorum. Orada inşallah özel pazarla ilgili daha detaylı bilgi verme fırsatımız olur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Sağ olun. Çok keyifli sohbetti. Nasıl geçti zaman anlamadım bu arada yani.